fırçasıyla sınırları zorlayan, fantastik dünyalar yaratan eserleriyle bizi kendi dünyasına davet eden bir sanatçı. ...92 yaşında kaybettiğimiz Cumhuriyet'le yaşıt ressamımız Kayahan Keskinok'un Ankara Çankaya'daki köşk apartmanındaki stüdyosundayız. Kendisi çalışmalarının önemli bölümünü Ankara'da burada yürütmüş. Muhtar Baykam, ressam Bedir Baykam'ın annesi, siyasetçi Süpi Baykam'ın eşi. İller Bankası'nda çalışırken bu binayı tasarlıyor. Bir bina Vekam Yayınları arasında çıkan Ankara'nın sivil mimarlık belleğini yayına dönüştüren bir kitapta Ankara'nın önemli 100 küsür sivil mimarlık örneği arasında yer alan bir bina. 1966 yılında binaya yerleşiliyor. Şu anda içinde bulunduğumuz daire babamın atölyesi olarak, yani yaşamanın son döneminde atölye olarak kullandığı daire. Karşı dairemizde şair Cahit Külebi oturuyordu. Yine bir alt katta siyasetçi, CHP'nin genel sekreteri Haluk Bey, Haluk Ülman, eşi Tülay Ülman. Bu bina ilk yapıldığı tarihlerde. Bu bölgede hemen hemen hiç yapılaşma yoktu. İşte Pembe Köşkü görüyorduk. Binanın adı Köşk Apartmanı. Çünkü niye Çankaya Köşkü burada? Ankara'da Gazi Eğitim'de resim öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra tayiniyle Trabzon'a çıkıyor ve Trabzon Lisesi resim öğretmenliği yapıyor. Şöyle diyor kitabında, kendi yaşam öyküsünü içeren kitabında. Henüz Coca-Cola'nın bakır taslardan içilen ayranın yerini almadığı yıllarda bir küçük kıyı kasabası vardı. Yeşilin en canlısının mavi ile kucaklaştığı bu şirin kasabada insanlar duyarlılığın, coşkunun doruğunda olurlardı yaşamların her döneminde. Onların mutluluk kaynakları bunlardı. Ben yeni boyanmış, fındık yüklü bir motordan bu kasabaya ilk kez karaya ayak bastığımda askere giden birkaç yüz yiğit hora tepiyordu. İskeleden hükümet meydanına kadar uzanan yol boyunca. Ağaç iskele ha yıkıldı ha yıkılacak. Ama akşamdan beri durmaksızın çiselen gök altında bu yüzlerce yiğit yorulma nedir bilmeden o gün sabaha dek yeri göğü inletip durmuşlar. Şimdi ben hayatımın değişik dönemlerinde Karadeniz'de bulundum. Çok sık gittiğim zamanlar oldu, yaşadım uzun bir süre. Fakat şunu söyleyeceğim, şimdi mesela aynı deniz ortamındaki aynı coşkuyu göremiyoruz. Göremiyoruz. Şimdi babamın resimleri işte o coşkuyu resmediyor. Trabzon'da bütün fotoğraflar denizle ilişkili. İşte Karadeniz düğünleri. Karadeniz düğünleri ki mesela bir büyük bir resmi şu anda yurt dışındaki bir elçiliğimizin duvarını süslüyor. Şimdi müzede yine böyle bir resmi var, büyük resmi. Yüzlerce Karadeniz düğünü tablosu yaptığını kestirebiliyorum, yani yaklaşık olarak söyleyebileceğim. Tabii o kadar bir coşkuyla onu yapıyordu ki hep kendisi de ifade ediyordu, şeyimden çıkmıyor. Yani hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. Kafasında o deniz. Bir şey kuruyor, ilk Görele'ye ilk geldiği sırada böyle bir işte biraz yüksekçe bir noktasında Görele'nin bir ev tutuyor ve oradan hep denizi görüyordum diyor. Yani oradan hep denizi seyrediyordum diyor. İşte o nedenle bu Karadeniz düğünleri, tekneyle gelenler, denizi o kabotaj bayramı sırasındaki coşku, yağlı ondan sonra yağlı direk, bütün onların hepsi babamı fazlasıyla etkilemiştir. Sonra Karadeniz'deki ikinci deneyimi, yani Trabzon Lisesi'ndeki göreve başladığı yıllar. Babam aslen Trabzonlu değildir ama Trabzonlu sanatçılar diye anılır. Çünkü kendisi de yaşamında Trabzon'daki o 10 yılını
en verimli 10 yıl olarak değerlendiriyor. Müthiş araştırmalar yaptı. Buradaki şu anda salonda gördüğünüz resimlerin büyük bir çoğunluğu aynı dönemde yapılmış farklı farklı araştırmalara dayanan resimler. Orada mesela bu şeyi yapıyor. Bu kız sporları resmini yapıyor. O yıllara ait. Daha sonra bu kız sporları resminin şöyle bir ifadesi var kitabında. Diyor ki, resimdeki figür ve nesneler sağlam anatomik değerlere bağlı bir geometrik stilizasyon içerirler. Bu resmimde ton üzerine ton armanı kullandım. Resmin yapıldığı 60'ların başından Nurullah Berk ile asistan ve öğrencilerin de benzer çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Buna karşın bu resmimdeki arayışlar onların çalışmalarından önemli farklılıklar gösterir. Bu resmin de bir benzerini yine Gümüşhane Öğretmen Okulu konferans salonu duvar resmi olarak yaptım. Bu uygulamanın üzerinin de boya ile kapandığını çok sonra öğrendim. Trabzon Lisesi'nden çok tabii şeyle söz ederdi. Yani övgüyle söz ederdi. Oradaki öğretmen kadrosundan övgüyle söz ederdi. Yani bir de önemli öğretmenlerimiz vardı mesela. Kayhan Keskin yok. Yani resim çok öğretmenimiz ama yani sadece resim öğretmeni olarak nitelemek çok eksik olur. Yani bir sanat tarihi, felsefesini yani bize sevdiren. Yani şu kadarını söyleyeyim, ben çok ilginç bir şeydir. Yani bir resim atölyesi vardı bizim Trabzon Lisesi'nde. Şimdi bilmiyorum böyle bir şeyler var mı, resim atölyesi vardı. Bize bir gün geldi, klasik müzik parçası çaldı şeyde, müzik atölyesinde. Sonra bitirdi, dedi ki çocuklar bu dinlediğiniz müziğin resmini yapacaksınız dedi. Şaşırdık kaldık. Siz yani, hatırlıyor musunuz ne resmi yaptığınızı? Yani işte o müzikten esinlenerek bir takım şeyler yaptık. Yani herkes nasıl algıladıysa, yani nasıl bir duyguya kapıldıysa bir şeyler yaptılar. Soyut resim tabii bu. Yani müzik sesinden, müzik dinleyerek yapılacak bir resim. Özkan Sümer'in, ondan sonra Suat Özyazıcı'nın babamın öğrencisi olduğunu biliyorum. İstanbul'daki bir sergisi sırasında gelmişti Özkan Bey. Tabii o bir efsane bir insan. Yani sadece futbol şeyi değil, üstadı değil. Onun ötesinde bir şey. Yani eğer onun gibi olsa bütün teknik direktörler, yöneticiler onun gibi çok olsa felsefesi olan bir spor insanıdır. Tabii kendisi resim öğretmeni, sanat tarihi öğretmeni. Ama onun dışında onlar tabii bir Cumhuriyet Kuşağı'nın öğretmen okulundan yetiştikleri için ben sadece resim öğretirim, resim sanatı tarihiyle ilgileniyor değil. Her şeyle ilgileniyor. Sporla ilgileniyor, öğrenci sergileri açıyor. Erdoğdu spor voleybol takımında böyle bir çekilmiş bir fotoğraf vardı, bulamadım onu. Hatırlıyorum oradan, o tarihten kalmış bir Erdoğdu eşofmanı vardı. Yıllarca o, bilmiyorum belki de hala duruyordur eşofmanın. Orada bütün spor, kültür yaşamı, sosyal etkinlikler vesaireler hepsiyle ilgilenme gereği duyuyorlar. Iğdır'da ilkokul öğretmenliği yapıyor, orada da öyle. Koşu yarışmaları düzenletiyor vesaire falan. İşte Boğazlıyan'da öğretmenlik yapıyor. Trabzon Lisesi'nde çok fazla öğrencisi var. İşte ama Görele'de de var. Bedir Rami Eyüboğlu'nun babası Görele'de kaymakamlık yapıyor. 1955 yılında da 8. amatör kulüp olarak Erdoğdu Spor kuruluyor. Ve ilk amblemini Kayhan Keskinok yapıyor, beden resim öğretmeni. Ve kartal, güneş ışınları bulunan amblem siyah, beyaz ve kırmızı renklerden oluşuyor. İlk amblem Erdoğdu. Daha sonra amblem birkaç kere değişiyor. Bugünkü halini alıyor. Yeşilyurt Oteli'nin duvarlarını resimlerken, daha sonra bizim ODTÜ'de hocamız Hasan Hoca, Hasan Saltık, kendisi fotoğrafçı, fotoğraf sanatçısı. Babası, babamın arkadaşı, dostu. Babamı ziyaret ederken babası, onunla birlikte gidiyor, çekine çekine diyor, fotoğraf çektim diyor. Onun çektiği fotoğraflar bunlar.
İşte Osman Bey, Osman Akbay, yani babamın hem öğrencisi olmuş hem de babamın çok beğendiği, daha sonra meslektaşı olarak resmini çok beğendiği ressamlardan biridir. Karlı Teyzaj 1951 yılı Trabzon'da Atatürk Köşkü'nün bulunduğu yerden kar manzarası diyor. Trabzon'da Tabakhane Vadisi'ne bakan evimizin avlusundan bir manzara. Bu vadi resimdeki gibi doğal ve renkliydi. O sıralar Sezan'ın doğayı geometrik bir anlayış içinde gören stilinin etkisi altındaydı. Bu resim Trabzon'da Münir Ören, Neriman Ören'in 3 katlı binasının alt katında oturuyorduk. Oturduğumuz kat binanın bahçesine çıkıyordu. Ama bana tabii o bina gökdelen gibi geliyordu çocukken. Ondan sonra oradaki vadi sanki böyle derin büyük bir vadi gibi geliyordu. Hasat resmi. Yani bu aslında bir babamın üretim kıvancını, üretim coşkusunu. Karadeniz'de biliyorsunuz fındık toplanır. Çok fındık toplandığı sırada toplanması, kurtulması, o böyle başlı başına bir törensel bir şeydir çok aynı zamanda. Emek ister. Çok emek ister, çok törenseldir. Böyle bir resim, oradaki konular etkileniyor. 1960 yılın, yani 61 değil, 60, 59, bu 59 olmalıdır. Bu fındık toplama, işte bakın bunlar hep böyle şey, giysiler hep peştemal renkler, kemençe, evet. Hı hı, evet. Kayhan Keskinok'un çalışma yaptığı kalemler bunlar değil mi? Bunları kullandı. Evet. Babam bellekten çalışan bir ressamdı. Mesela tabii ki Atatürk'ü değişik hallerini bilen bir insandı. Yani çok yakından da görmüş kendisini. Kuvayi Milliye sergileri oldu. Evet. O sergileri sırasında, o 2000'li yılların başındaydı. O sergide babamın yaklaşık 10 civarında büyük Mustafa Kemal Atatürk. Boyut olarak büyük. Epey büyük. Evet, bu resimler çok büyüktür. Bu resimden ikisinin de adı sarışın bir kurda benziyordu. Evet. Yani de evet, bu alınma değil mi? Atatürk'ün Mustafa Kemal'in, şimdi Atatürk sonra aldığı, kazandığı için Mustafa Kemal'in cephede böyle çekilmiş bir fotoğrafı yok. Bu babamın tamamen bellekten ürettiği bir şey. Anne ve çocuğu, evet. Dediğim gibi o yıllar böyle farklı şeylerde, anlayışlarda resim yaptılar. Kübizm değil bu ama biraz benzeştirme yapılabilir. Çok peyzaj yapmazdı. Boğazlıyan Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptığı sırada yazar Rıfat Ilgaz da orada öğretmen. Tabii o vakte kadar babam hep böyle şeyler çalışıyor. Peyzajlar yapıyor. O sırada Rıfat Ilgaz ona, Kayhan bak sen çok yetenekli bir gençsin ama işin insan olsun, toplum olsun. O nedenle insanlar girsin senin şeyine diyor, resmine. Ondan sonra babam anılarında şunu yazıyor, diyor ki ondan sonra diyor, tabii peyzajlar yaptım ama diyor o tarihten sonra diyor peyzajları diyor son derece azalttım diyor. İşte Boğazlıyan Lisesi'nde şu şey Rıfat Ilgaz evet, babam burada. Evet. Şu fotoğraf Görele'de çekilmiş bir fotoğraf. Öğrencilerle birlikte deniz kenarındalar. Bunlardan birileri general, öbürü bilmem ne falan, böyle olmuş insanlar. Ganita'nın oradaki çekilmiş fotoğrafı. Botlarımız kendimiz imal ederdik. Trabzon Lisesi'ndeki bir balo sırasında annemle lisedeki Ganita'da, bu ablam, ben o sırada yokum, hayatta yokum. Bu Ganita'da çekilmiş bir fotoğraf. Babam aynı zamanda şeyi var, Türk Hava Kurumu'ndan paraşüt ve planör ve motorlu uçak bürobesi var. Ve Türk Hava Kurumu'nda hatta o büroveyi aldığı sırada
Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okurken, ya sizi Kanada'ya yollayalım, sizi pilot olarak eğitelim, yani Türk Hava Yolları'na pilot olarak dönersiniz demiş, ama o işte resmi ve sanatı tercih etmiş. En dipte, temelde de işte Mustafa Kemal Atatürk'ün, gerçekten Cumhuriyeti'nin şeyinde yetişmiş, onu her zaman böyle her yerinde bir madalya gibi taşıdığı Mustafa Kemal Atatürk